Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde etken çatalı bir fiil vardır? Temizlikçi kadın tüm takağı süpürdü. Süpürdü yüklem. Kim süpürdü? Temizlikçi kadın. Evet. Deniz okulun kitap kurdu seçildi. Seçildi yüklem. Seçilen ne? Deniz Seçilen kitabı. kim? İlk önce kim sorusunu sorun. Evet. Deniz okulun hocam. Hayır. Deniz. Deniz diye bir kız varmış. Okulun kitap Ha, tamam hocam. Deniz. evet, bu da özne. Temizlendi Öyle yapalım. yüklem. Etken mi, edilgen mi diye söyle bana. A şıkkı edilgen mi, Bu edilgen mi? hocam etken. O zaman cevap çıktı Gerçek bile. özne. Neymiş cevap? Evet. Adana. Adana. Seçildi yüklem. Seçilen kim? Deniz. Ama Deniz kendi kendini seçemiyor. Ne var ya? Sesin geliyor. Ne Ahmet oğlum bağırıyorsun abi? Bak kapat şu mikrofonu. Bağır bakayım. Temizlendi yüklem. Temizlenen ne? Bütün Bütün sokaklar. sokaklar. Evet. Döküldü yüklem. Dökülen ne? Halı. Tabii ki halı. Bitti. Dökülen ne? Kahve. Kahve. Kahve kendi kendine dökülmez. Onu döken biri var. Güzel. Diğer soruya geçelim Hocam. hemen. Onu da Hasan yapsın. Hocam dondunuz. Ya da Donma. numara yapıyorsunuz. Hocam dondunuz. Neyin katmadan canını duysa Düzeldi. gelmiş. Geldi mi? Evet Ahmet sen de şimdi Hoca olduğunu düşünmüyordum, kusura bakma. Yok yok, sıkıntı yok. Ben mi olacağım? Hayır, sen yapsın diğerleri mikrofonunu kapatsın. He, ben yapacağım. Evet. Tamam. Yarınki toplantı için tüm dosyalar cümlesi aşağıdaki hangisiyle tamamlanır? Göre edilgen çatılı olur. Bakın şunu hiç okumama gerek Hazır mı? yok. Şimdi. Şunu bilmem Ona yeter. bakmadım zaten. Kalem. Sonra ne yaptınız hocam? Hadi Hasan yap. Sona erdi. Ne sona erdi? Yarınki toplantı. Hocam şey hazırlandı. Ne Bunu söyle. hazırlandı? A Yarınki şıkkı. toplantı için. Yarınki Var. toplantı için tüm dosyalar sona erdi. Etken mi olur, edilgen mi? Sona erdi zaten hocam, cümle anlamlı olmuyor ki. Tüm dosyalar yarınki toplantı için tüm dosyalar sona erdi. Tamam sen ona bakma. Etken mi olur, edilgen mi? Şey mi olur? Edilgen mi? L ve L 2 var mı bir tanem? Aa yok. O zaman etken olur. Etken. L'ye bak. Et. L2 var. L Hazırlandı. harfi yani. Dosyaları hazırlayan kişi belli mi? Hayır. O Musa. zaman Edilgen yetişti. Et. Etken. Etken. Dosyalar yetişme işlemini gerçekleştiriyor. Bitti. O da etken. Cevap. Bursa. Bursa. Bir sonraki soru. Nisa Nastaşkın. Hocam tamam, soru şimdi geldi. Evet. Aşağıdaki cümlenin hangisinde çatı özelliği yanlış verilmiştir? Sınavdaki soruların çok zor olduğu söylendi. Söylendi yüklem. Hocam düşünüp öyle söylesem olur mu? Olur. Diğerleri de baksın soruya ama cevabı söylemeyin. Hocam Ceyhan. Aferin sana be. Söylendi yüklem. Söylenen ne? Sınavdaki soruların çok zor olduğu söylenmiş. Söyleyen kişi belli değil. Evet, edilgen.
Annemin bana aldığı ilk hediyeyi unutamam. Unutamam yüklem. Kim unutamazmış? Ben. Gizli özne varsa etkendir, doğru. Anladınız hocam. Dayımın askerden döneceği numara yapmışsınız, değil mi? Çocuklar gibi sevindi. Sevindi yüklem. Sevilen kim? O. Hocanın yarın işi gücü yok, numara yaptı. Sevilen kim? O. Gizli özne var. Edilgen mi olur? Hayır. Ne olacaktı bu? Yanlış verilmiş. Yine dondunuz. Tamam. Sesim geliyor mu? Hayır, geliyor. Dondunuz da sesiniz gelmiyor hocam. Tamam, ben kaydediyorum zaten arkadaşlar. Siz mümkün olduğunca bende kalmaya çalışın. Tamam. Aferin Nisa, bildin. Şimdi Yunus yapsın bir sonraki soruyu. Yunus'a da yeni bir soru geldi. Evet. Yunus. Ses gelmiyor. Yunus. İsim gelmiyor mu? Hayır hocam, bak şimdi şu hoca, bakın hocam şimdi şöyle oluyor. Hocam şimdi siz donuyorsunuz ya, ekran da donuyor, sesiniz de donuyor, her şey gidiyor. Şu an sesim iyi mi? Evet. İyi. Sesinizi alıyoruz. Var. Var hocam, görüntünüz. Dördüncü tamam, soruyu görüyor musunuz ekranda? Evet hocam. Evet. Tamam Yunus Emre, yap soruyu. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde I? Le, ö değil, le bu, le. Ha, orayı göremedim de. Yapım ikiye eklendiği fiili edileceğin şartı yapmıştır. Yapmamıştır. Yapmamıştır diyor. Yani le ve ne iki alacak. Yani le iki alacak ama etken olacak. Edilgen yapmayacak. Evet. Tamam. Önerdikleri proje kabul edildi. Edildi yüklem. Kabul edildi yüklem. Et ol kıleyle vardı ya, beraber alıyordu. Bileşik fiiller. Evet. Heh, tamam. Ne kabul edildi? Önerdikleri proje. Etken mi edilgen mi? Edilgen. Edilgen. Korkma söylemekten. Edilgen, evet. Çünkü kabul eden kişi belli değil. Devam ediyoruz. Kitap çok okunduğu için tekrar basılmış. Basılmış yüklem. Evet. Ne basılmış? Kitap. Evet. Bu etken. Basan kişi belli mi? He tamam, çok yanlış açıdan baktım, o yüzden edilgen. Kitap kendi kendini basmaz, edilgen, evet. Ev arkadaşlarıyla anlaşamayınca evden ayrıldı. Ayrıldı yüklem. Evet. Kim ayrıldı? O ayrıldı. Etken mi edilgen mi? Kimin ayrıldığı belli değil. O ayrıldı diyorsun. Vay. Ama hayır, belli değil yani. İsim yok. Tamam. Ama o zaman bu özne varsa etken miydi, edilgen miydi? Etken. O zaman? Cevap Ceyhan. Cevap Ceyhan. Lütfen dikkatli okuyun soruları, bakın. 4 puan gitti şimdi, bak bunu yanlış bildin diye. Esma Nur Yıldız. Mikrofonları kapatsın diğerleri. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde yüklemler edilgen çıktı, eylemdi? Okullarda her yıl bilgi yarışmaları düzenleniyor. Düzenleniyor yüklem. Evet. Ne düzenleniyor? Bilgi yarışmaları. Evet. Gerçek özne oluyor. Bilgi yarışmaları mı kendi kendine? Hayır. Çok üzüldüm. Sözde özne oluyor. Sözde özne. Etken mi, evet. Edilgen mi? Edilgen. Edilgen. Bir edilgenmiş. Demek ki şıklarında edilgen çatılı eylem demiş. Birin olmadığı şıkları eliyorum. Bakın iki şık kaldı. Evet. Okullar buna benzer bir çok etkinlik yapıyor. Yapıyor yüklem. Evet. Kim yapıyor? Okullar yapıyor. Bu gerçek özne oluyor. O zaman etken mi, edilgen mi?
Etken. Etken. Demek ki cevap 2 değil. Neymiş? 1 ve 4 yani denizli. Bakalım. Yapılıyor. Yüklem. Yapılan ne? Kitap okuma günleri. E tabii kitap okuma günleri kendi kendini yapılmayacağı için kendi kendilerini yapmaz. Sözde özne olur. Zaten edilgendir. Umut Fidan. Umut'a da en uzun. Efendim hocam. Belki. Efendim. Evet şimdi bakın. Umut yapacak ama diğerleri mikrofonlarını kapatsın. Bu bir. İkincisi Umut sen oku. Ben bir şeyler söyleyeceğim şimdi size. Şimdi bu tür tamam. Soruları gördüğünüz zaman korkmayın. Çünkü bu tür sorularda cevap hep çok kolay oluyor. Tamam mı? Hadi bakalım Umut. Yapar. Hocam sesli olarak yapayım mı? Ne? Sesli olarak yapayım mı? Yap. Hocam numaralanmış cümlelerden hangisinde özne işi yapmaktadır? Hocam birincisine başlıyorum. 18. yüzyılda bir oyuncaktan esinlenen bir Fransız buharla çalışan ve kendi kendine gidebilen ilk otomobili yapmıştır. Yapmıştır yüklem. Evet. Hocam ne yapmıştır? Buharla kendi kendine İlk gidebilen... İlk önce kim sorusunu sorun. Hocam kim yapmıştır? Fransız işte biri. Esinlenen 18. yüzyılda bir oyuncaktan esinlenen Fransız. Evet. Peki ne bu? Hocam o özne. Hangi özne? Gerçek özne. O zaman cevap neymiş? A. A bak çıktı. Hocam, çünkü zaten... demiş ki bana özne işi yapmaktadır demiş. Özne işi yapıyorsa benden aslında ne istiyordur? Etken fiil istiyordur. Bu yüzden evet. Cevabım çıktı bile. Öbürlerini de yapayım mı? Öbürlerini de yapayım mı? Yok kuzum tabii ki hayır. Diğer arkadaşların da yapsın. Şimdi bir dakika sırayla kaldıracağım yine. Bir sonraki sayfaya geçiyorum. Kocaman bir metin çıktı. Ela Nur Dilken. Harikası bulundu. Demiş ki Ela Nur. Soruyu şöyle bir okuyalım. Metinde altı çizili cümle özne yüklem ilişkisi bakımından diğer bakımından aşağıdakilerin hangisiyle aynıdır? Altı çizili cümle hangisi? Şu. İlk önce ona bak. Etken mi edilgen mi olduğunu söyle. Hadi bakalım Ela Nur. Mikrofonu aç kuzum. Hocam siz mi konuşmuyorsunuz yoksa sesiniz bana mı gelmiyor? Yok ben konuşmuyorum. Ela Nur yapacak şimdi. Ela Nur dinleyerek. Yazarak yapıyor evet. Etken galiba dedin. Bakalım aşağıya devam ediyoruz. Soruya gelelim. Evet yap bakalım şimdi bunları. İki taraftan da olumsuz cevaplar alındı. A şıkkı. Diğerleri lütfen mikrofonlarını kapatsın. Hadi bakalım heyecanlı bekleyiş. Cevap D şıkkı. Cevap D dedi. Aferin sana. Bakıyorum şimdi. Bakın demiş ki öğretmenlik öğrencileri gördüğünde mutlu olmayı, onlarla konuşurken gülümseyebilmeyi, hata yaptıklarında ayarını bilerek kızmayı, mutlu olduklarında paylaşmayı istermiş. Şimdi ister yüklem. İsteyen kim? Öğretmenlik. Demek ki bu arkadaşınızın dediği gibi etken. Ben aşağıda da etkeni arayacağım. Bakıyorum şimdi. İki taraftan da olumsuz cevaplar alındı. Alındı yüklem. Alınan ne olumsuz cevaplar. Ama alan kişiyi söylememiş edilgen.
Bölündü, yüklem, bölen kişiyi söylemiş mi? Hayır, edilgen. Düzenlendi, yüklem, düzenlenen kişiyi söylemiş mi? Hayır, edilgen. Ama çıka geldi yüklem, kim çıka gelmiş? Ablam. Dolayısıyla bu gerçek özne. Gerçek özne varsa ne zaten? Etken. Güzel. Sümeyye yapsın bir sonraki soruyu. Metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde özne işi yapan değil, işten etkilenendir? Sence benden ne istiyor Sümeyye? Etken mi, edilgen mi? Tabii ki de etken değil mi? İşten etkilenen diyor ama. Edilgen. Edilgeni bulacağım demek ki. Hangilerinde numaralanmış olanlarda? Evet. Yana kaynağı. Şunlara bakacağım yani. Okuyayım mı yoksa? Evet, oku. Öğrencinin ne parası, ne ailesi, ne de görünüşü önemli olandır. Önemli olmalıdır. Senin için. Senin için yüklem için. Önemli olmalıdır yüklem. Önemli olmalıdır yüklem. Bir dakika. Zor soru ama. Diğerleri de baksın. Cevabı söylemeyin ama. Ben kaydıramıyorum. Ben kaydırdım ya. Hocam gözükmüyor. Bende sadece alt paragraf gözüküyor, o kadar. Bende de hocam. Bende de hocam. Soruya değil zaten. Şu paragrafa bakacaksınız. Diyor ki paragraftan hangisi edilgendir diyor. Cümlelere bakıp edilgeni bulacağız. Sümeyye, ilk cümle ne kuzum? Ya hocam, etken mi? Bak, önemli olmalıdır. Önemli olan neymiş? Ya kafam karıştı gerçekten. Sen bana söyle bir. Ne diyeyim? Önemli olan ne? Ne parası, ne ailesi, ne de görünüşü. Öğrencinin ne parası, ne ailesi, ne görünüşü. Ne o zaman görünüşü. Bu özne. Evet. O zaman hangi özne? Sözlü özne. Çünkü işi yapan yok. Edilgen. Evet. Hı hı. Yalnızca insan olduğu için sevilmeli tüm öğrenciler. Sevilmeli yüklem. Değil mi? Evet. Kim? Öğrenciler. Evet. Etken fiil. Seven kişi belli mi? Hayır, sözlü özne. O zaman bu da edilgen. Bir saniye. Birinci soru o zaman etken değil. Önemli olmalıdır yüklem. Hayır. Önemli olmalıdır yüklem. Önemli olan neydi? Öğrencinin ne parası, ne ailesi, ne görünüşü. Ne o zaman bu etken. Etken. Yani gerçek özne. Bir etken. Ama etken. İki edilgenmiş. Üç. İki edilgen. Üç. Yalnızca öğrencinin olduğu için gülümsemelisin. Gülümsemelisin yüklem. Evet. Kim? Öğrenci. Kim gülümsemeli? Bir dakika. Gülümsemelisin. Sen. Gizli özne. Gizli özne varsa etken mi? Etken. Evet. Üç de etkenmiş. Dört. Şu, sadece şu cümle. Gül kokmalı hepsi sana. Şuna da bakabilirsin. Bak, ipucu olması için şuna da bakabilirsin. Güller bahçesinde hissetmelisin kendini. Hissetmelisin yüklem olmuyor mu? Ha, evet yüklem. Kim hissetmeli? Kendini. Yani. Bak, hissetmelisin kendini. Kim hissetmeli? Sen. O zaman bu da etken. Evet. Şimdi o zaman bir etken, iki edilgen, üç etken, dört de etkenmiş. Cevap ne o zaman? İki. İki. Karışık bir soruydu.
Evet. Evet. Bol bol test çözün bakın bunlardan. Bir sonraki soruyu kim yapsın? Elif Naz Dokumacı. Tamam hocam. Bakalım metinde koyu harfli yazan cümleyle ilgili verilenlerden hangisi doğrudur? Yani şu cümle. Birazcık küçültelim. Şu koyu harfli bak. Öğretmen olmak için binlerce çocuğa sahip olman ve binlerce evlada sahip olmanın verdiği sorumluluğu taşıyabilmen demektir. Taşıyabilmen, öğretmen olmak, binlerce çocuğa sahip olman ve binlerce evlada sahip olmanın verdiği sorumluluğu taşıyabilmen demektir. Evet. Hocam cevap A. A mı cevap? Çok hızlı düşündüm. Özne işi yapan olduğu için etken bir cümledir. Sözde özne olduğu için özne işten etkilenendir. Bunun yükleme hangisi? Demektir. Demektir mi? Ne demektir? Binlerce çocuğa sahip olman ve binlerce evlada sahip olmanın verdiği mutluluğu, sorumluluğu taşıyabilmen demektir. Neymiş bu? Öğretmen olmak. Bu da özne. Bu değil. Var mı bir fikri olan? Bence hocam Denizli. Hocam Denizli. Bir saniye bilgisayarım dondu. Denizli hocam. Evet Denizli hocam. Bence de demiş Çektar da şu an benim bilgisayarım dondu ama. Evet ne diyorsunuz? Hazır mısınız? Açıyorum. Denizli. Aç. Açın. Neymiş? Hocam aklıma geldi ama bir şey demek istemedim. Cümlenin yüklemi demektirle başlıyor. Bir de buradan çizdim ha. Cümlenin yüklemi demektirle başlıyor. Şimdi konumuz fiilde çatı. Buradaki mek isim fiil. İsim cümlesi olarak geçiyor. O zaman burada çatı aranır mı isim cümlelerinde? Hayır. Çünkü konumuz neymiş? Fiilde çatı. Dolayısıyla isim cümlelerinde fiilimsi aranmaz. Zor soruydu. Kabul ediyorum ama bunu. Kızık soru ya. Ben de hızlı okudum için direkt cevap A dedim hocam. Bir sonraki soru. Hasan Emir yaptı. Nisan'a sen yaptın mı? Yaptın. Hocam Siraç... yapmadım. Siraç bir sonraki soru senin. Gerekirse yazarak yap. Ama bu soruyu yap. Siraç duyuyorsan bir şey yaz en azından da. Okuyorum tamam, demiş oku hocam. Bakalım. Gerçek özne yoktur diyor. Diğerleri de okusun. Cevabı bulanlar bir el kaldırsın bakayım. Şeyden el kaldırın uzundan ama. Bakayım kaç kişi buldu.
4 kişi bulmuş. Hadi bakalım. Evet. C demiş. Gerçek özne yoktur. İmzalanacak yüklem. Hocam ben de Ceyhan diyorum. Tamam bir dakika mikrofonları kapatıyoruz. İmzalanacak yüklem. İmzalanan ne? Hazırlanan sözleşme. İmzalayan kişi belli değil. Sözde özne. Gürültüyle uçuşan kuşlar göğe doğru yükseliyor. Yükseliyor yüklem. Yükselen ne? Gürültüyle uçuşan kuşlar. Dolayısıyla gerçek özne. Bursa değil. Karıştı. Yüklem. Karışan ne? Pardon. Kim karıştı? O. Nereye karışmış? Bakın otobüs bekleyen yolcuların arasına. O. Gizli özne. Gerildi. Yüklem. Kim gerildi? Herkes. Gerçek özne. Aslında soruyu yanlış sormuşlar. Gerçek özne yoktur demiş. Gerçek özneden kasıt gizli özne de demesi lazımdı. Yani şunu demesi evet. lazımdı bakın. Hangisi etken fiildir demesi lazımdı değil mi? Bu soru hatalı gibi sayıyorum hocam. Gerçek özne yoktur. Yani edilgen fiil demesi lazımdı. Şimdi şu gerçek özne. Evet. Şu gerçek özne C. Şu gerçek özne. Sözde özne hangisiymiş? Bu. Çünkü yukarıda ne anlatıyor bana? Etken ne edilgen anlatıyor değil mi? Gerçek özne yoktur evet. diyorsa ne bulmam gerekiyor? Etken fiil. Edilgen. Anlaştık mı? Anlaştık. Hocam ben bu soruyu hatalı saymıştım. Aslında hatalı değil de gerçek özne çünkü... yoktur derken etken fiil yoktur demesi gerekiyordu. Aynen. Bu soru bitmiş mi? Bitti galiba bu sınav. Bir sonraki teste geçeceğim. Elif Naz yaptı, Selçuk yaptı. Ela Tezcan. Yine yapabilirim isterseniz hocacığım. Evet, Ela Tezcan. Yapıyorum hocam bir dakika. Evet. Hocam A diyorum ama. Bakalım. Aratır yüklem. Aratan kim? Gelen. Özne türü ne peki? Sözde. Tamam. Diğerlerine bakalım. Arandı yüklem. Aranan ne? Öğrencilerin üstü. Arama işlemini gerçekleştiren kişi belli değil. Edilgen. Kaybolan çocuğu her yerde aradılar. Aradılar yüklem. Arayan kim? Onlar gizli özne. Gizli özne varsa etken. Babam eve gelsin diye telefonla aradı. Aradı yüklem. Kim aramış? Babam. Dolayısıyla gerçek özne var. E sen buna da dedin çünkü aratır yüklem. Aratan kim? Gelen aratırmış. O zaman bu da etken. Bu da etken olduğuna göre cevap neymiş? Edilgenin olduğu Bursa şıkkı. Çünkü öğrencilerin üstünü sınav öncesi arayan kişi belli değil. Tamam mı? Hocam bir şey sorabilir miyim? Evet. Hocam yarın haftalık testin cevaplarını gönderecek misiniz? Hani evet. üstüne yazıyorduk ya. Göndereceğim tabii ki. Tamam hocam teşekkürler. Hatice yapsın bu soruyu. Yapayım hocam. Evet. Buna göre hangisi diğerlerinden farklıdır? Bu elbiseler bir ay önce alındı. Alındı yüklem. Ne alındı? Elbiseler. Evet. Gerçek özlemi, gizli özlemi, sözlü özlemi.
Gerçek Özne Hoca. Elbiseler mi kendini almış? Hayır, sözler, sözler. Lütfen dikkat, evet. O zaman Etken mi, Edilgen mi? Edilgen. Evet. Çok beğenilen kitabın son baskısı tükendi. Tükendi yüklem. Ne tükendi? Çok beğenilen kitap. Hayır. Kitabın son baskısı. Çok beğenilen kitabın son baskısı. Evet. Bu da gerçek öz. Etken diyorsun. Evet. C. Doğum günü düşünmüş yüklem. Gizli özne var. O düşünmüş. O. Evet. Bu da etken. Yazın okulun tüm camları kırılmış. Kırılmış yüklem. Okulun tüm camları. Gerçek özne. Bu da etken. İyi de kıran kişi belli değil ki. Aa, söz özne. O zaman ne olacak? Demek ki bir tanesini yanlış yapmışsın. Evet. Edilgen. Bu. B mi hocam? B yanlış ki. Evet. Tüketen kişi belli değil. O zaman... Sözde özne yani edilgen. Sözde özne yani edilgen. Cevap neymiş bu edilgen? Bu edilgen, bu edilgen. C şıkkı. C şıkkı. Evet. Mina sen yapmış mıydın? Hayır hocam. Evet Mina. Sendeyiz. Bu örnek cümleler için aşağıdaki açıklamaların hangisinde hata yapılmış? Babam akşam işten geç çıktı. Aras en iyi bulunmaya çalışılırken iyi kaybediliyor. Belki değil mi? Bence eliye yap. Yani Deniz'inki doğru mu? Aras'ınki doğru mu? O şekilde gidelim. Tamam hocam. Evet. Deniz'in verdiği örnek çatısı bakımından etken bir cümledir. Çıktı yüklem. Evet. Kim çıktı? Bir dakika. Babam. Babam çıktı, evet. Özne? Etken mi? Doğru. Doğru. Evet. Aras'ın verdiği örnek edilgen çatılı bir cümledir. Bulunmaya çalışılırken iyi kaybediliyor. Kaybediliyor lan. Evet. Ebediyor. En iyi bulunmaya çalışır. Bir dakika. Kaybeden kişi belli mi? Belli değil. O zaman Edilgen. Edilgen. Demek ki doğru. Üçe bakalım Eren'e. Eren'in verdiği örnek cümlede özne işi yapıyor. Arkadaşının söylediklerine çok alındı. Evet. Kim alındı? Ya alındı yüklem. Evet. Kim alındı? Gizli özne. O. Evet. Özne mi işi yapıyormuş? Evet. Evet. Alınma işlemini o gerçekleştiriyor. Demek ki cevap Denizli'ymiş. Bakalım. Ulaştık yüklem. Ulaşan kim? Biz. Bana demiş ki Denizli'de Ela'nın verdiği örnek cümlede özne işi yapmıyor. İşten etkileniyor demiş. Yani bana demiş ki bu cümle etken değil edilgen demek istemiş. Ama doğru mu? Edilgendir. Hayır. Bu cümle etken cümle olacak. Evet. Bir sonraki soruyu Elif Su yapsın. Hocam bir soru sorabilir miyim? Evet. Örnek cümleleri ne zaman atarsınız? Bu akşam atacağım şimdi dersten sonra. Ne oldu? Ha, yok merak ettim de. Tamam.
Elif Su, sendeyiz. Yapıyorum. Hocam, düşünerek mi yapayım yoksa hemen sizle beraber mi? Düşünerek yap istersen, yanlışın çıkmaz. Sesli okuyabilirsin, sessiz okuyabilirsin. Diğerleri de okusun tamam. Bu arada. Hocam. Efendim. Ben kursa gelmediğim için cümlenin ögeleri test kitabındakileri göstermedim. Onları nasıl yapayım? Size mi? Evet, fotoğrafını çekip bana atabilirsin kuzum. Hocam ben size yapamadığım birkaç soru vardı, onları attım da. Tamam, birazdan bakacağım. Şimdi öğlenmeyeyim. Canlı dersteydim, bakamadım kuzum onlara. Tamam hocam. Hocam ben buldum. Tamam. Elif Su buldu mu? Ben de buldum. Bir saniye. Ben de buldum. Ben de. Heyecanlandırmayın arkadaşınızı. Hocam, Adana galiba. Kalın. Hocam ben de öyle düşünmüştüm. Yüklem. Evet. Kimin kaldığı belli mi? Hayır. Dolayısıyla Edilgen, evet aferin. Kaldı yüklem, kalan kim? Arkadaşım, gerçek önüne etken. Kalıyordu yüklem. Kalan kim? O. Bu da etken. Gizli özne. Kaldı yüklem. Kalan ne? İşlerimiz. Gerçek özne. Bu da etken. Cevap evet. Adana'ymış. Adana. Ela Nur Yıldız, bir sonraki soru senin. Bak çok dikkatli oku. Bu soru çok kolay. Tamam hocam, yapıyorum şimdi. Çok bir ipucu var bu sorunun. Var. Çok basit yapmışlar bu soruyu. Ben buldum hocam. Tamam. Kulağıma söyle. Sakın söyleme. Fısır fısır fısır. Fısır 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 fısır. Kısır de. Kısır mı? Olsa bezi. Anan mı acık duymuş? Yok ya, az önceydim. Lan bir de söylüyor ya. Hocam. Heh. 1 ile 4 mü? A yani. Bak kuzum, kitabın, kim söylüyor, Nilsu, hemen dayanamadın değil mi? Şimdi bakın, diyor ki, demiş ki, hem işi yapan hem de işten etkilenen varlık birlikte yer almasına rağmen işi yapan varlık C2 veya tarafından gibi yardımcı bir sözcükle birlikte kullanıldığından. Sonra da bana demiş ki, hangisi bunu örnekliyor? C mi demiştin sen? A dedin değil mi? Şimdi, sınıfça derken burada ca iki yok mu? Ca iki yani var. Bir de neydi? Tarafından demişti. Demek ki hangisi örnekliyormuş? 2 ve 3. Bakın cümlenin ne olduğuna bile bakmadım. O kadar basit bir soru. Ha, benimki yanlıştı. Ay sen C dedin zaten. Sen C demiştin. Pardon, cevap B. Evet hocam. Birazcık kafam karıştı da dikkat etmemişim ikiye. Bir daha söylüyorum. Ondan sonra... Yukarıdaki paragraf aklı bana diyor ki... kaldı değil mi? Hem C2 diyor, C2 almış diyor. Hem de tarafından eki almış diyor. Zaten şu dört cümlede hangisi almış C2'ni? Bu. Bir de tarafından eki hangisi almış? Bu. O zaman cevap otomatikman bursa oluyor zaten. Evet. Onu dikkat etmemişsin. Hadi okuyalım. Bak gitti 4 puan daha. Ya.
Gitti, giden gidiyor işte. Adam giden onu da LGS'den niye çıkalım? Onu da kim yapsın? Size attım ben. Ortama atmamıştım ben mesajı. Hanzı, sıra sende. Tamam. Numaralanmış cümlelere bakıyoruz. Bir. Nerede? İki. Üç. Dört. Diğerleri de baksın bakalım. Hocam ben buldum. Tamam. Buldum ben de. Tamam. Hocam. Evet. D mi? Bakalım D mi? Hocam Adana mı? Bakalım. Yanlıştır diyor. Verilmiştir yüklem. Verilen ne? Dua. Peki duayı kimin verdiği belli mi? Hayır. O zaman bu edilgen doğru. Dur bakayım bir cevabı mı yazmış? Ya. Demek ki A değil. Bursa'ya bakıyorum. İkinci cümlenin öznesi gerçek öznedir. Dengesini bozar. Bozar, yüklem. Bozan kim? Kim bozan? Ya da bozan ne? Doğadaki en küçük canlılardan biri olan arının olmaması bozarmış. Etken midir sizce? Evet. Evet. Tamam, yazdım. Üçe bakıyorum. Dua olmasaydı insanın yaşayabilmesi mümkün olmazdı. Mümkün olmazdı yüklem. Mümkün olmayan ne? İnsanın dua olmasaydı insanın yaşayabilmesi. İnsanın yaşayabilmesi mümkün olmazmış. O zaman bu da etken. İki. Dördüncü cümlede çatı özelliği aranmazmış. Hangisinde çatı özelliği aranmıyordu? Hangi kelimelerde? İsimlerde. İsimlerde. Bakalım. Çevremizdeki ağaçlar, sular, toprak, hava ve akla gelen her şey duayı oluşturmaktadır. Evet, mak var burada. Ben size dedim ki mak mekin tüm hali isim fiildir dedim. Dolayısıyla isim fiil olduğu için evet çatı özelliği aranmıyor. İkinci cümlenin öznesi gerçek özne miymiş? Darararam. Hocam sıradaki soruyu ben yap. Hocam nasıl şimdi? Anlayamadım ben. Tamam mı anlamadım? Ben anlamadım ya. Diyorum ki isimlerde çatı özelliği aranmaz. Bu arada bu soruyu 9'lu çekler yapıyor. İsimlerde çatı özelliği, fiilde çatı özelliği aranmaz. Şimdi oluşturmaktadır dediği için o isim fiil olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla ben fiilimsilerde çatı özelliğine bakamıyorum. Hocam. Şimdi anladım. Tamam hocam. 9'u çekler yapıyor. Sekiz yok mu hocam? Ay sekizi atlamışım.
Tekrar. Oğuz, bir sonraki soruyu sen yapacaksın. 10. soruyu hazırlan. Hatta şöyle yapayım, sen de oku bir yandan. Evet, tekrar cevabı yazdı. D şıkkı mı? Bakalım. Etken çatılı bir fiil vardır demiş. Koşmuş, yüklem. Koşan kim? Dur, bir şey daha yazmış. Ha, D demiş. Koşmuş, yüklem. Koşan kim? Evin küçüğü. Koşma işlemini evin küçüğü mü gerçekleştiriyor? Etken. Yağmurdan sonraki toprak kokusu beni çok mutlu ediyor. Mutlu ediyor. Yüklem. Mutlu eden kim mutlu oluyormuş? Kim? Dur, yağmurdan toprak kokusu. Mutlu eden ne? Yağmurdan sonraki toprak kokusu. Sözde özne. Edilgen bu değil. Köprünün yapımı 4 yıl sürmüş. Sürmüş, yüklem. Süren ne? Köprünün yapımı. Kimin sürdürdüğü belli değil. Sözde özne. Sahneye çıkınca önce salondakileri selamladım. Selamladığım yüklem. Kim selamlamış? Ben. Evet, gizli özne olduğu için cevap neymiş? Denizli. A da etken ama A'daki gizli değil, gerçek özne. Anlaştık mı? Ben doğru. Doğru yani. 5 puan aldım. Evet, Oğuz. Hocam 10. soruya baktım ama az çok kafamda ben belirledim. D olabilir mi? Bakalım. Yerleştirildi yüklem. Yerleştiren ne? Evdeki tüm eşyalar. Yerleştirilen evdeki tüm eşyalar. Eşyalar kendi kendini yerleştirmez. Edilgen. Onu görebilmek için etrafına baktı. Baktı yüklem. Kim bakmış Oğuz? O. O. O zaman gizli özne varsa etken miydi, edilgen miydi? Etken. O zaman cevap? Ne? Bursa. Çok doğru tahmin ettim. Evet. Bir sonraki soruyu Çınar yapsın. Yapayım hocam. Evet. Hocam 8'i yapıyorum değil mi? 11'i. Tamam. Okuyorum hocam şu. Evet. Hocam D mi cevap? Bakalım. Birinci cümlenin yüklemi isim soylu olduğu için çatı özelliği aranmazmış. Hakkari'de yetişen ve sadece bu yöreye özgü bir bitkidir. Bitkimek olmuyor, dolayısıyla isim doğru aranmaz. Öznesi işi yapan değil, işten etkilenendir. Yani bana edilgen demiş, bakalım. Karşılanır yüklem, karşılayan kim? Belli değil. Dolayısıyla edilgen doğru. Etken çatılı bir fiildir. Benimsemiştir yüklem. Benimseyen kim? Halk. Etken. Doğru. Etken çatılıdır. Ha, söylenemez diyor. Çok özür dilerim. Söylenemez diyor. Bu etken çatılı doğru. Sözde özne kullanılmıştır diyor. Ulaşabilmektedir yüklem. Ulaşabilen kim? Terslerle. Gerçek özne var. Ama ne demiş? Sözde özne demiş. Cevap Denizli. Doğru muymuş Çınar? Kim konuşuyor?